burada tarım il müdürü bunu gelip açıklayacak. Sen neyi saklıyorsun ya? Neyi saklıyorsun Edirne'den kamuoyunda? İl Genel Meclisi'nin Mart ayı toplantılarının bugünkü oturumunda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'nun kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamındaki projelerle ilgili raporu gündeme damgasını vurdu. Komisyon Başkanı Mustafa Üstün, Tarım İl Müdürlüğü'nden talep ettikleri hibe programından hangi işletmelerin yararlandığı konusundaki bilgilerde işletme isimlerinin verilmediğini, 2019 yılında 19 proje için toplam 14.697.626 lira hibe verildiğini açıkladı. 2019 yılı kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında onaylanan kaç tane proje vardır? Onaylanan projeler kimlere aittir? Ve projeye esas hibe tutarı ne kadardır? Hibe verilen projeler arasında koyunculuk işletmesi yapımı için bir işletmeye yaklaşık 2 milyon lira hibe verilmesi dikkat çekti. Koyunculuk işletme yapımı 2 adet proje vardır. Bu 2 adet proje herhalde bir kişiye ait 2 proje yapılmış. Birinci projesi 12 milyon 226 bin 400 TL'dir. Verilen onunla ilgili şöyle bir şey var. Aynı katkı yapılıyor. Proje tekrar 10 milyon 976.400 liraya düşüyor. Projeye hibe esasına göre 1 milyon 250 bin liraya düşüyor tutar. Sonda devletimizin verdiği hibe 625 bin liraya düşüyor. İkinci projesi 2 milyon 449 bin 250 liradır projenin tutarı. Verilen hibe 1 milyon 249 bin 625 liradır. AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Su İçmez, işletme isminin verilmemesi nedeniyle Tarım İl Müdürü'ne tepki gösterdi. Bir tane bürokrat vali adına istendiği halde ve bu ilin seçilmiş parlamentosu istediği halde maalesef bu bilgiyi kimdir bu? Biz firmaları da istemişik. Yani burada gizlenecek bir şey yok. Bakın ben Kırkkareli Tekirdağ Tarım İl Müdürlüklerini aradım. Girin Tekirdağ Kırkkareli Tarım İl Müdürlüklerinin sitesine, 81 ilinkine gitmeye gerek yok. Bunlar iki tane komşu il. Onlarda da böyle tarıma dayalı kırsal kalkınma destekleri projeleri açıklandı. Hepsi normal sitede yazıyor. Proje hangisi, projeyi hak eden burada tutar. Maalesef Edirne'deki Tarım İl Müdürlüğü'nden bunu biz şifa elde istedik. Yalnız burada arkadaşlar, Sayın Başkanım sizden de ricam, bu Tarım İl Müdürü bu meclisi yok sayamaz. Bu bilgiyi vermek zorunda. Ve bu meclis başkanlığı tarafından burayı getirtilerek bu meclisi aydınlatacak arkadaş. Bunun daha bir tarafı yok. Sen neyi gizliyorsun arkadaş? Yani bu bir, eğer bu açıklanması sırsa burada neden açıklayamadığını da yazması lazım. Bir kanun olması lazım. Kaldı ki öyle bir kanun yok. Tekirdağ ve Kırkkareli'nin sitesinde var. Bu projeyi böldüler. Bakın dikkat ederseniz bu 10 milyonun altında 0-0 vardır. Evet. Aynı bu projeyi bu mevzuatın bir tarafından dolanmak için ikiye böldüler bu projeyi. Yine buradaki dedi ki bu 10 milyonun içinden 2 milyon 499 bin lira. Ben biliyorum bunları. Bana hiç kimse masal anlatmasın Tarım İl Müdürlüğü. 2 milyon 499 bin lira ikinci bir ek projeyle. Çünkü hepsini bir kere de verseler bu iki şeyi şunu alamayacak. 1 milyon 249 bin lira olan İBE'yi alamayacak. Bu ismi de ben biliyorum kim olduğunu. Ancak burada Tarım İl Müdürü bunu gelip açıklayacak. Sen neyi saklıyorsun ya? Neyi saklıyorsun Edirne'den kamuoyundan? Neyi saklıyorsun bu şeyden? Yerel parlamentodur burası. Neyi saklıyorsun? Vali adına yazı göndermişik size. Yani ben bunu, bu yazıya vali adına gidiyor. Cevap vermemesi beni hayret ve ibret. Yani soru işareti. Kim nasıl algılarsa algılsın bunu yani burada. Ve bu adam, bu yapan şahıs, hani isim vermem burada, gazeteciler gider sorar kim olduğunu burada. Geçen sene vatandaşlık almış, yeni gelmiş biri, neymiş? Hayvancılık yatırımı yapacakmış. Eğer Edirne'nin hayvancılığı bir yıl önce daha burada gelip Türkiye'de bir şekilde vatandaşlık alan birinin yatırımlarıyla Edirne'nin hayvancılığı kurtulacaksa çok garip bir durumdayız demektir. Ben 60 seneden beri hayvancılık yapıyorum ve benim binlerce üyem var. Eğer bunlara, eğer bu projeyle iddia ediyorum, özel arkasından takip ediliyor proje. Kim ve kimler takip ediyorsa bunu kamuoyuna çıkıp hesap verecekler. Böyle yama yok. Burada biz bu devletin verdiği projelere karşı değiliz. Ama kim var arkasında? Daha bir yılda, bir yıl önce vatandaş olan biri Türkiye'deki mevzuatları öğrenemez ya. Ama burada daha geldiği gibi projeler özel hazırlanıyor ve projenin tamamında iki farklı faydalanılsın diye projeyi ikiye bölüyorlar. Bu konuyla ilgili çok farklı şeyler vardı ama zaman içerisinde çıkacak. Herkes seferber olmuş birileri. Herkes demeyin.
başta Tarım İl Müdürü olmak üzere. Tarım İl Müdürü Sayın Başkan bu meclisi yok sayamaz. Burayı gelecek bunlarla ilgili, ya bu suç değil ki. Yasak da değil. Yani Tekirdağ'a çıkmıyor. Kırklareli sitesine koyuyor. Herkes görüyor. Ya sen isimleri nasıl vermesin? Ve isimleri senden biz meclis kararınla vali adına istiyoruz ya. Vali adına burada genel sekreter vekili Alaaddin Uğur'un imzasını da isteniyor. Böyle bir saçmalık, böyle bir garabet ben görmedim. Şu anda Tarım İl Müdürü'nün şu meclise yaptığı tam bir garabettir.